Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Eylül ayı yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu ay özellikle gökyüzü sizin için çok daha destekleyici enerjiler ortaya çıkarıyor. Güneş, Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek 23 Eylül'e kadar. Dolayısıyla enerjiniz, yaşam enerjiniz çok güçlü, motivasyonunuz çok güçlü. Venüs 5 Eylül'de burcunuza geçiyor. Bu da çeşitli maddi manevi şansların sizden yana olabileceğini işaret ediyor. Sorunlarınız daha rahat çözüme kavuşabilir. Etrafınızdan yardım bulabilirsiniz, desteklerle karşılaşabilirsiniz. Çekiciliğiniz ve cazibeniz yükselebilir. Bu da özellikle duygusal hayatınız ve aşk hayatınıza olumlu yansıyabilir. Sevgili Başaklar, parayla ilgili konularda da Venüs 30 Eylül'e kadar sizi destekleyecek. Evet, Merkür Terazi Burcu'nda 2 Eylül'den itibaren Terazi Burcu'na geçecek olan Merkür, ay sonuna kadar 28 Eylül'e kadar Terazi Burcu'nda. Ay boyunca iletişimle ilgili konuların biraz daha parayla, maddi konularla ilgili olabileceğini işaret ediyor. Banka işlemleriyle ilgilenebilirsiniz, bazı anlaşmalar, parayla ilgili konular, yazılı veya sözlü anlaşmalar, toplantılar gündemde olabilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Elektronik cihazlar, iletişim cihazlarıyla ilgili alışverişler gündemde olabilir. Seyahatle ilgili bazı eğitimle ilgili harcamalar da bu süreç içerisinde yapabilirsiniz sevgili Başaklar. Gezegeniniz Merkür'ün Terazi Burcu'nda ilerlemesi özellikle ayın ortasından itibaren, ay sonundan itibaren sizin için çok daha destekleyici olacak. Evet, enerji gezegeni Mars'a bakalım. Mars Yay Burcu'na geçecek 14 Eylül'den itibaren. Ayın ilk yarısı Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak. Bu zaman zaman yakın çevre ilişkilerinizde birazcık gerilim yaratabilir Akrep Burcu'ndaki pozisyonu. 14 Eylül'den itibaren Yay Burcu'na geçiş yapacak. Mars Yay Burcu'ndayken özellikle ev, aile ile ilgili konularda biraz daha enerji harcayabilirsiniz. Aile içi ilişkilerde biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Bu süreç içerisinde aile bireyleriyle ilişkilerde zaman zaman bazı çatışmalarda gündemde olabilir. Ev içerisinde oluşabilecek bazı kaza ve sakarlıklara da yine dikkat etmemiz gerekecek. Özellikle 22 Eylül ve yakınlarında bu etkiler daha fazla gündemde. 13 Eylül ve 10 Eylül Merkür'ün Uranüs'te ve Plüton'la yapacağı sert etkileşimler yine sizin için kaza ve sakarlıkların biraz daha etkili olabileceği günler. Bu da yine dikkat etmemizi gerektiriyor. Evet, 9 Eylül'de Balık Burcu Dolunay'ı sevgili Başaklar, ilişkiler, ortaklıklar ve iş birlikleri alanında bazı kararlar almamıza yardımcı olabilir. Bir dönüm noktası olabilir bu Dolunay bizim için. Şartların net olmasına dikkat edin. Çünkü Neptün'le Venüs'ün karşıt açısı özellikle ilişkilerde, parayla ilgili kavramlarda biraz daha dikkatli olmamız ve emin adımlar atmamız gerektiğini işaret ediyor. Bu dolunayın ardından yaşamımızda bitirmek istediğimiz bazı ilişkileri de rahatlıkla artık bitirebiliriz. Daha kararlı davranabiliriz. Evet, ayın son haftasında 23 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçiş yapacak ve 24 Eylül'de Terazi Burcu'nda yeni bir ay doğuyor. Bu yeni ay oldukça güzel bir yeni ay. Parayla ilgili, bütçenizle ilgili, gelirlerinizle ilgili yenilikler var, yeni fırsatlar, hatta sürpriz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu ayın iyi günleri özellikle 23'ünden sonra, 23'ü ve ay sonuna kadar olan dönem oldukça keyifli enerjiler gündemde. 8'i ve 13'ü arası biraz daha duygusal dengemizi korumalı, daha kararlı hareket etmeye çalışmalıyız. Ay içerisinde hazırladığımız haftalık videolarımız ve günlük gökyüzü değerlendirmelerimizi de mutlaka takip edin sevgili Başaklar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.